Herkese merhaba, ben Seus. Bot Show'un en gözde teknesini çekeceğiz. 26.75 metre ve dış kabuk dışında içi tamamen opsiyon olan bu mega yatımızı hep beraber gezelim. Hadi gidelim o zaman. Bana göre abi teknenin en keyifli yeri burada seyahat etmektir. Değil mi? Kesinlikle. O zaman bir de içeri girelim. İçerisi nasıl? Bu ne işte? Dümen derim. Bu dümense diğerleri abi neydi? Abi buranın kalitesine bakar mısın ya? İnanılmaz ötesi. Yani burada kaptan olmak bile harika bir mevzu. Detaylar inanılmaz, ben çok beğendim. Gel abi şöyle. Koltuğa bakar mısın? Baklava desenli ve ben çok severim. Burası çok güzel. Şimdi nereye gideceğiz kameramancım? Nereye çıkalım? Şimdi fly deck dedikleri, evet, seyir terası diye tabir edebileceğimiz en güzel manzaranın ve en güzel konumun olduğu nokta. Konuma çıkacağız. Tabii, evet. Nokta. Evet, harbiden teknenin en efsane konumu burası. Gel abi şöyle arka tarafa geçelim. Görüyor musun? 3 kişilik yatmak için ultra yumuşak, rahat bir şezlong. Artık şezlong mu derler buna, özel bir ismi var mıdır ben bilmiyorum. Ama burası muazzam abi. Harbiden muazzam. Yorum yapamıyorum çünkü gerçekten çok iyi. Baktığım her nokta, her detay inanılmaz böyle bir görsellik sunuyor. Ve bu teknenin tamamen opsiyon olması, tamamen içinin kişiye özel tasarlanması da inanılmaz bir detay. Paran varsa abi inanılmaz şeyler ortaya çıkartabiliyorsun. Layout da dahil buna. Sadece oda tasarımı olarak düşünmeyin. Komple geminin dış kabuğunun içi kişiye özel. Burası da bir modeli işte. Bu bir modelini tanıtıyoruz biz. Gel abi. Şimdi ya bahsettim yani kaptan olmak bile harika bir duygu olur burada diye. Abi şuna bakar mısın ya? Burada oturup da, tamam mı, bunu kullandığını bir hayal et, şöyle gittiğini. Yani tekne sahibi bile olsan şu zevke varmak istersin abi. Gerçekten mükemmel bir nokta. Tabii burada anlamadığım birçok tuş var. Gel abi. Burada inanılmaz derecede her tarafında bir tuş var. Aşağıdakinde daha mı fazla vardı? Bilmiyorum ki. Ya oradan da seyredilebiliyor herhalde. Yani seyir yapılabiliyor. Güzel navigasyon. Bak. Evet. Güzel navigasyon, şu anda karadayız. Doğru gösteriyor yani. Evet, doğru bize gösteriyor. Neyse abi, bir ton sensör var, bir şey var. Bizim bilmediğimiz şeyler. Çok güzel bir pusulası var burada. O zaman biz bir de aşağılara bakalım. Kameraları görelim. Muhtemelen bir tane King Suite diyebileceğimiz bir yer var. Orayı da göstereceğiz. Ben orayı çok merak ediyorum. Hadi gidelim. Şimdi geldik salonumuza. Salon efsane görünüyor. Yani inanılmaz ferah, bildiğin evdeki konfor. Bunun bir tık üstü. Bayağı tık üstü. Görüyor musunuz abi? İnanılmaz mükemmel bir salon. Çok rahatlar. Böyle bir salonu var. Daha sonra buradan da aşağı doğru bir bakacağız ne var ne yok diye. Evet, şimdi alt kata iniyoruz. Hadi gidelim. Abi çok güzel ya.
Ne anlatayım abi? Baksana şuraya ne kadar güzel. Burası acaba bu yatın en büyük yeri mi? En büyük odası mı? Kamerası mı? Oda demeyelim. Şimdi güzel bir çift kişilik yatak var. Burada muhtemelen dolap mı bunlar? Yok onlar yok, aynı. Bunlar sabit. Herhangi bir açılması vesairesi yok. Burada raflar var. Burada lavabomuz var ki lavabo hakikaten büyük. Bir elimizi yıkayalım mı? Standart. Çünkü gerçekten yandım. Oh, şöyle bir serinleyeyim. Abi şimdi burada ne var? Güzel bir banyomuz var. Tuvalette karşı taraf muhtemelen. Gel abi banyoyu da göster. Görüyor musun? Banyo. Oturarak. Oturabiliyorsun yani. Böyle bir banyo. Burada da havalandırması var. Geçelim abi. Bir de tuvaletimiz var. Abi çok iyi ya. Peki vallahi. Soru şu. Bu tuvalet döner tuvalet mi? Abi burada dönmesine gerek yok. Yani ufak karavan ve ufak yatlardaki dönme sistemini bunu uygulamaya gerek yok. Çünkü bildiğin baksana abi gayet rahat hareket edebiliyorsun. Öyle bir dert yok. Neyse biz şimdi gezmeye, diğer odalara bakmaya devam edelim. Ben çantamı da alayım buradan. Evet bu odamızda gezdiğimize göre devam edelim. Bu arada burada bir dolap var. Abi burada bir tuşlar. Bunlar şey, ışıklar. Onun dışında karşıda bir dolap var. Askı var. Buralarda raf falan var. Böyle iki kişinin eşyalarını fazla fazla alabilecek bir alan. Devam ediyoruz. Gel abi gel. Evet burada da bir tane odamız var, kameramız. Yine standart abi. Yatak, dolap, ayna, tuvalet, banyo hepsi burada. Gördüğünüz üzere her şey her kamerada var. O zaman devam edelim. Aa burası çocuk odası gel. Doğancan. Benim odamdan daha güzel lan. Gayet güzel. İki tane çocuğun takılabileceği, kavga etmeden oturabileceği bir oda. Zaten sadece uyumak için girdiğin için problem yok yani. Ama burada da gel bak abi gel yaklaş. Bak tuvalet ve duş. Güzel. Gayet güzel. Çok şık. Peki bir şey soracağım. Abi cam ama kilit var. Yani güzel bir detay. Bir detay. Evet. Haydi devam edelim. Burada da bir tane kameramız var. Bu da aynı şekilde. Tuvaleti, banyosu ayrı. Güzel abi gayet güzel. Çok büyük bir aile için. Herkes olacak. Teyze, amca, hala, dayı bilmem ne ya da güzel bir grup arkadaş da böyle aylarca yol alabileceğim. Efsane bir ortam. Çünkü herkesin kendine ait yeri var. Yine aynı detaylar değil mi? Tuvalet falan. Evet. Gel abi. Evet tuvaleti, banyosu, banyo burada. Tuvalet burada. Lavabo burada. Yani standart bir dizayn var ve güzel. Çok sade ve şık. Ben çok beğendim. Kameraları hallettik. Şimdi devam edelim. Evet Doğancan. Buradan sonra alt kısım yok galiba. Şuradan da bir şey var. Oradan da var değil mi? Evet. Girmediğimiz tek bir yer kaldı. O da burası. Hadi bakalım ne varmış. Evet, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. Aynı zamanda personeller için odalar var burada. Onun dışında tekne bu kadar. Şimdi bir de canlı yayın yapalım Instagram'dan. Video öncesinde bir trailer gibi bir şey olsun. Ondan sonra da zaten videoyu da yayınlamış olurum ben. Herkes izlemiş olur. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani böyle bir fuarda böyle bir yatı incelemek gerçekten çok keyifli oldu. Ben inanılmaz keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Gösterdiğimiz gibi mükemmel ötesi 26.75 metrelik bir yatımız. Tamamen kişiye özel tasarlanan bir konsept. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Neyse artık burada kapanışı yapalım, bitirelim. Ve bir de Instagram'da canlı yayın yapalım. Ondan sonra da yeni videolarda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz ki umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Ben de devam edeyim. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Kendinize iyi bakın. Evet abi video bitti. Teknenin büyüklüğünü görmek isteyenler için ben şöyle altına bir geçeyim. Teknenin içindeyken belki anlaşılmamış olabilir ama tekne gerçekten devasa. Büyük. Çok büyük. Yani yarım saatten önce gezdik değil mi Doğancan?
Evet. Yarım saat sürmüştür yani. Neyse, bu da bittiğine göre artık devam edebiliriz. Keyifli seyirler.